Murat abi, NFL'de son iki günde e, muazzam gelişmeler yaşandı. Önce Aaron Rodgers'ın New York Jets'e takası tamamlandı, beklenen oldu. Sonra bir anda kimsenin beklemediği bir gelişmeyle Lamar Jackson yeni kontrat imzaladı ve dün akşam da NFL draft'ı vardı. Önce e, Lamar'dan ve Aaron Rodgers'dan başlamak istiyorum. Lamar Jackson 5 sene 260 milyon dolar. Bunun 185 milyon doları garanti. Bir kontrata imza attı. Yani fully guaranteed, hepsi garanti olan kontrat arayışının bittiğini ama Jalen Hurts'tan daha iyi bir kontrat alarak da NFL'deki... Egosunu tatmin etti bir yerde. Evet, bir yerde etti. Bir yerde de çıkın e, oyununu e, Ravens kazanmış Zaten oldu. Zaten o mesajı atmış. E, anlaşabiliriz <laughs> diye. E, tabii 230 milyonla en çok para alan yılda 52 milyon ama e, garantisini yüksek e, şey, 185'e 185 e çekti. E, şeyden Deşan Watson'dan e, o 230'u da garanti almıştı. Geride artı Kyler Murray de geride. Hı, hı Ama e, Raven şöyle bir şey yaptı. E, i̇lk turda Zay Flowers'ı seçti. Evet. Ee, 22. sırada Boston College'dan Hı -hı. çok iyi bir wide receiver. O almışlar almışlardı zaten bir seneliğine. Yani bu sene e, hedefleri de e, daha zengin olacak ama yani e, Lamar Jackson'la ilgili son yıllardaki sıkıntı sağlıklı kalması. Tabii. Yani zaten Ravens'ın da bu garanti kontratı vermek istememesinin sebeplerinden biri de buydu. Yani garanti parayı aşağı çekme isteklerinden biri de buydu. Yani şimdi tutmaya mecburlardı. Yani şöyle bir çaylak alırsın belki ama şimdi EFC'ye baktığın zaman yani Aaron Rodgers da Jets'e gitti. İnanılmaz bir Abi okay. Patrick Mahomes, Joe Burrow, Josh Allen, Lamar Jackson, Deshaun Watson, Justin Herbert, yeni bir koçla Russell Wilson, Aaron Rodgers. E, Aaron Rodgers ve inşallah onlar adına e, franchise quarterbacklerini seçmiş bir Texans ve Colts. CJ Stroud onların ve Anthony daha var. Richardson. Evet. Hayır Aynen. daha var ama yani Justin Herbert evet. de geldi hemen. Yani onların umudu bu. Evet. Yani iddialı olacaksan yani Jet şimdi mesela mecburdu bu takısı yapmaya yani başka çaresi yoktu. Artı yani bana sorarsan Aaron Rodgers 15. pik ve bu senenin 170. 13 15, pick. 13-15 yer değiştiler tabii. Bu seneden ben bir Ben daha çok beğeniyorum. Ben şeyi çok seyrettim İyi oyuncu. Luke, uh, Lucas Van Ness, Iowa'da oynuyor. Hı hı. Ben yeni oy maçlarını seyrediyorum Big Ten şeyde. E. Ama Will McDonald, uh, The Fourth, bence daha iyi oyuncu. Bir şey kaybetmediler orada. Sadece gelecek sezondan bir e, birinci tur seçme hakkında dönüşecek büyük ihtimalle bir... Eğer %65 e, oynayacaktır. Oynar, oynar. E, bir de bu sezondan bir ikinci tur seçme hakkında yani, verdiler. E, bence Jets... Bu sen e, bu seneki e, birinci tur hakkında karlı çıktı. Benim görüşüm sezon sonunda bakarız. Artı Aaron Rodgers'ı alıyoruz. Artı öyle bir konferansla oynuyorsa oynuyorsun ki yani öyle bir e, quarterback'in yoksa bir yere kadar gelebiliyorsun. Tabii. Bakınız Miami. Yok, kalamazsın. bak Şu an Bakınız Tennessee. Bakınız Las Vegas Patri Raiders. Patriot. Bakınız Patriots. O açıdan. Yapması gereken bir takas İnşallah. inşallah... Orada enteresan olan Murat abi, paket de siz söylediniz. Basın toplantısında hiç kimse bir şey söylemeden ki New York Jets'in bütün profesyonel sporlar tarihinde playoff'a en uzun süredir kalamayan takım. ilk hedef playoff aslında, şampiyonluk değil. Seneler önce kazandıkları Super Bowl şampiyonluk kupasına, Joe Namath'a kazandıkları kupaya bakıp... Çok yalnız gözüküyor. Buraya bir tane daha koymanın zamanı geldi gibi bir iddialı açıklama yapması. Normal Darren Rodgers'dan beklemediğimiz tarz bir açıklama. O beni şaşırttı. Motive olduğunu ve e, istekli olduğunu gösteriyor. Çünkü öyle olduğu zaman ne olduğunu bütün lig çok iyi biliyor. E, o yüzden e, beni e, dikkatimi çeken o oldu bu takasta. Yok bütün konuşmaları iddialı. E, Eski Kortur Beyaklı'nın adı neydi? Geçen sene oynayan. Wilson, Mac Wilson, Yok, Mark, Zach, Zach, Zach Wilson. Wilson ha. Yani i̇şte Zach Wilson hazırlık kampında Aaron Rodgers'ın kampını cehenneme çevireceğim diye açıklama yapıyor. Aaron Rodgers de diyor ki ben de sezon boyunca o kenarda otururken onun zemini <laughs> cennete çevireceğim diyor. Yani güzel bir takım zaten, doğru kafada motive evet. olmuş bir Rodgers'la da e, iddialı iddialı bir takım yani yani o konfer o grup e, Bills Jets Dolphins ve Patriots e, çok çok iddialı bir Bills var zaten senelerde Super Bowl hedefi olan Jets geçen sezon quarterback oyunu NFL'deki en kötü quarterback'ti. bütün listelerde bütün istatistiklere göre o yüzden inanılmaz bir upgrade yaptılar. Ona rağmen playoffları zorlayan bir Jets vardı. Ee, savunması çok iyi olan, hem hücumda hem savunmada Rookie of the Year Jets'ten gelmişti yani. O yüzden çok genç, yetenekli bir kadroya sahip. Güzel bir kadrosu. E Dolphins, tua sakatlanana kadar e, kalburüstü ve hatta şampiyon olabilir mi gibi konuşulan bir takımdı. Bizden bir şey olmaz. E, o yüzden ya çok. Niye sizden bir şey olmaz ya? Böyle bir grupta ne yapacaksın? Şey Belichick var. Bizden bir şey olmaz. He? Mac Jones çok da çok zor böyle bir grupta. Yani NFL'in en iyi ya savunması toptalın, olsanız toptalın bile. Topların havasını indirirsiniz. Bir tane yok, daha bir şey e, casus gayt olur. Hayır savunmada bence çok iyi bir savunmamız olacak yine ki draft'te yapılan hamleyi de ben çok beğendim. Evet. E, 17. yanılmıyorsam seçmemize rağmen e, en iyi cornerbacklerden bir tanesini kadrolda kaldı. Umurlara düşmesi beklenmiyor. Yani i̇lk 10'da seçilmesi bekleniyordu. O yüzden o çok önemli bir şey ve savunmamız yine çok iyi olacak da ee, bu takımlara karşı artık günümüz NFL'inde e, savunma belli bir yere kadar götürüyor. Hücumun skor üretmesi lazım. Ben görmeden inanmayacağım o işe. Ee, o yüzden işimiz zor. diyeyim ve draft'a e dönelim Murat abi. İlk Bryce Young seçildi. Beklenen oldu. İkinci CJ Stroud seçildi. Her ne kadar e, bir dedikodu çıkmış olsa bile aslında beklenen CJ Stroud'un Texans'a gitmesiydi. Son dönemde bir acaba başkası mı gibi bir dedikodular çıkmıştı. Yani iki quarterback ilk iki sıradan seçildi. Ya son dönemlerde menajerler devreye giriyor. Tabii. Will Lewis birinci seçilecek diye gösteren mark draftler bu. Yorumlar. Vardı. Veya ikinci gidecek diye ama enteresan bir şekilde Texans büyük bir paketle üçüncü seçme hakkını da alıp Will Anderson'ı aldılar. Böylelikle Texans belki de gecenin sürprizini yaptı. Hem ikiden hem üçten seçerek. Yani eee ben büyük takımlardan hep şüpheliyim. Ohio State, Alabama, işte Georgia. Çünkü o kadar Georgia'nın çok... savunmasından Alabama'nın da offensive line'ından değilim ben. Diğer pozisyon, skill pozisyonlarında ha, skill pozisyonlar evet. çok önemli. Çünkü bir de o kadar çok başaramamış örnek var, var ki son yıllarda. O açıdan yani Will Anderson top any edge deniyor ama yani bir görmek lazım tabii. Şimdi mesela e, Eagles hem Jalen Carter'ı aldılar. O çok en, o iyi bir hamle. E, hem Nolan Smith'i aldılar. Georgia'nın savunması kurdular. E, Jordan Davis de var. Tabii. Yani front line'ı Georgia Georgia kurdu. Bir tane linebacker var. Yani bunu şeyden en yani, şeylerde bu kadar domine ettiler. Burada da domine ederler diye. Enteresan. Bu ara bu dönem çok var mı tabi? Jamar Chase'le Joe Burrow LSU ortaklığı. İşte George e, siz keza Eagles de söylediniz. NBA'ye gidersek Sacramento'da Malik Monk e, diyen Fox ortak. diye Joe Fox ortak. Diyen Fox. Fox, Fox. Çok, Fox pardon. E, bu kolej takım arkadaşları iyi geçinen takım arkadaşlarını toplamak bir e, takım kimyası için bir formül gibi gözüküyor. Yani şimdi... Anthony Richardson'a ben çok şaşırdım Murat abi. Yani koltuktan quarterback alınması bekleniyordu ama Anthony Richardson'a her zaman e, yani bir proje, uzun dönemli bir proje olarak bakılıyordu. Ve bakılıyor. Will Davis'in hep orada seçileceği konuşuluyordu. Will Davis birinci turda seçilmedi. E, ama e, Zaten yani benim ben, şaşırdığım dört tane oyuncu var ilk turda e, seçilmemesine. Yani Will Levis belki de işte ortada hype'dan Type, evet. dolayı ama mesela Joey Porter Junior, evet. Penn State, cornerback. Onun birkaç maçını baştan sona kadar seyrettim. Yani e, Devin Witherspoon bizim okulumuz olduğu için şikayet de etmiyorum. Beşinci gitti ama yani e, ikisi arasında... Çok büyük bir fark yok bence. Yok bence. Yani e, Michael Mayer, Tayland bence en iyi Tayland'dı. Notre mi? Tayland'de çok sıra gelmedi zaten. Yani hep sonlara doğru Tayland seçildi. E Brian Branch, cornerback. İşte bak o orada bence o Ohio State'in cornerback'lerinin fıslamasının etkisi var. Bir etkisi var. Çünkü önde o kadar güzel bir baskı oluşuyor ki e, cornerback'in şey süreci çok azalıyor. Tabii savunma yapma süreci azalıyor. NFL'da Eğer pasın öyle, seviyesi azalıyor aşağı. Kötü NFL'da pas atmaya zorluyorlar. NFL'da öyle zorundalar. değil. Tabii. Ama e, bir de şeye çok şaşırdım. İlk 12'de iki tane running back. Ben de Ve hiç wide receiver yok. Ama sonra da wide receiver yağmuru geliyor. Geldi. Ama işte normalde günümüz NFL'ine ve son dönemdeki draftlere baktığımızda wide receiver ve hatta verilen kontratlara baktığımızda quarterback'ten sonra edge ve wide receiver en değerli oyuncular gibi konumlandı NFL'de. Ve running backlerde tam tersi değeri düşen pozisyon gibi. Ama çok enteresan bir şekilde bu sene iki tane running back e, yukarıdan gitti. Valla şey Bijan e, Robinson çok özel bir oyuncu. Ama yani running backlerde bir sakatlığa bakıyor. Abi, 8. bir de genelde sene. tek kontratlı oyuncu seçiyorsunuz running backte. Yani running backin ömrü e, bunu e, bir sürü örneği var. Gurley'de de gördük. E, Elias'ta e, da, da gördük. Da bile e, uzakmadığı Jacobs'da evet, şey, da görüyoruz. Ki bence e, taşıdığı yüke göre müthiş oyun. Ama işte, i̇şte o taşıdığı işte, yük şu anda Derrick Henry'nin bile kontrat aldıktan sonra şimdi takaslanacağı veya bırakılacağı konuşuluyor. Yani hep running back'lerin ömrü çok kısa. E, bu kadar yukarıdan draft etme şansını yakalamışken her ne kadar yani eğer tek kalan parça buysa takımınızda eksik. O zaman tamam yani belki 5. 6. sıradan al, yani bana tek itiraz eksik etmem. eksik parça buysa çok çaylar kontratım var o zaman takımda. ya da quarterback kötü sakatlanmış. O sezon çok maç kaybetmişsiniz ama gelecek sezon geri dönüyor gibi. Mesela Colts'un Andrew Luck'ı aldı seneye dönelim. Aslında Peyton Manning'in sakatlığından dolayı Colts ilk sıradan seçme hakkını kazandı hmm. ve Andrew Luck'ı alabildi ama geri kalan takımın iyiydi. Hatta ertesi senelerde playoff veya final yani Super Bowl'u hedefleyen bir takım haline geldiler bir anda. O tarz durumlar, e, istisnai durumlar haricinde bu kadar yukarıdan running back almanın ben çok kısa dönemli bir yatırım olduğunu düşünüyorum. bunlar yatırım sonuç olarak. Yatırım gözüyle bakmak gerekiyor bunlara. 5-10 senelik yatırımlar olarak bakmak Bir de gerekiyor. eskilerin workhorse dediği tür running backler için seninki çok geçerli. Elliot e, gibi mesela. E gibi. E, tabii şey de Atlanta'da koşacak bu sene. Tabi tabii yani quarterback yanılmıyorsam Heineke geldi. Yani çok böyle muazzam bir pas oyunu olacak bir Yok şeye de benzemiyor. Orada geçen sene draft edilen Drake London, bir de önceki sene draft edilen Kyle Pitts var hücum silahı olarak. Onları tamamlayıcı bir silah olarak katıldı bir John Robinson. Bakalım, yani iyi çok yetenekli olduğu söyleniyor ama Atlanta, o, o, o division de o kadar açık ki. Atlanta, işte Saints, Panthers ve Bucks. Abi bir sene önce en kötü bir Division'dan, NFC'den Super Bowl şeyi çıktı bir sene sonra. Yani NFC çok karışık. Çok karışık, çok karışık. O yüzden her Öbürü takım... tarafta var. karışık ama orada güç karışığı var. Tabii herkes kuvvetli, Bu tarafta herkes Burada zayıf. Burada herkes zayıf, herkesin zaafı var. Peki kapatmadan şu, Tyree Wilson niye çok iyi seçim diyorsun Raiders için? Ben Tyree Wilson'ın son özellikle mock draftlerde hep ilk işte 5 sıradan gideceği konuşuluyordu. Hatta e, Texans'ın, Will Anderson yerine onu alacağı konuşulan e, draftler de vardı veya Cardinals'ın. En iyi, e, yani Raiders'ın çok açığı var. Raiders'ın çok eksiği var. O yüzden e, en iyi oyuncu kimse seçme sırası geldiğinde onun alınması gerektiğini ben düşünüyorum. E, burada da bence Raiders risk almadı. Macera peşinde koşan bir şey yapmadı. Ha. Şimdi... E... Onu Las Vegas'a davet ettiler, uzun uzun konuştular. Mutlaka Jalen Carter'ı seçerlerdi yoksa ama orada bir kırmızı bayrak... Jalen bayram. Carter işte o, o riski almadılar. Yoksa Jalen Carter belki upside'e en yüksek oyuncu. Raiders'den ben onu bekliyorum. Genelde Raiders macera peşinde koşan pickler işte, yapıyor. Ama işte Tyree Wilson'da edge. E zaten evet. Max Crosby var. E Chandler Jones'a 2 yıllık kontrat vermişsin. O var. Ben o açıdan şunu yapardım diye düşünüyorum... Trade down yapardı. O, o tabii strateji yani, o. E, Mesela illa e, çok yüksek bir şey olmasına da gerek yok. Çünkü bir iki... ikinci turdan seçme hakkı alıp ona 12'ye geleyim mi diyorsun mesela? 3-4 tane gelelim. ya, ha. 12, 14. Yani şimdi <laughs> e, şeyin e, aldığı cornerback e, şeyden sonra ikinciydi. Evet. Sonra. O da sonra. O, gelirdi sana. E, i̇kinci turda belki onunla da çok konuştular. Yani 7'de onu hiç düşünmemeleri biraz da herhalde Kortu belki şey görüyorlar pozisyonu. Ee, Will da alabilirdin. Will Lewis'i bence alabilirsiniz, alabilirsiniz hala. He? Will Lewis'i hala alabilirsiniz gibi geliyor. Kalır mı oraya? Trade up edebilirsiniz. Vallahi eğer bence, bence ikinci turun başında... trade up yapacaklarsa <laughs> yani Joe Port Junior'ı da çok seviyorum ama i̇şte Ma jo Michael Mayer alsınlar. Işte üçü içinde bence şu anda ikinci turun tepesi için kızışmış bir takas şeyi olabilir. Çünkü Notre Dame'den Raiders'a çok hayırlı bir taydan gelmişti Dave Casper diye. Zaman bu da onun ayak izlerine inerler mi diyorsun? İlerler. Yani. yani. ben Raiders genelde hep bana yüksek risk özellikle ilk turlarda büyük risk alıp o risklerin tutup tutmama oranının belli olmadığı bir stratejiden gidiyordu yakın zamanda gibi geliyor. Sonraki turlarda iyi başarılı pikler yapıyordu. Bence bu e takımın yani standardı olacak. Her sene belli bir sak sayısına ulaşacak ve uzun dönem Raiders'da ya tabii yani katkı yani verecek Chandler bir isim. Chandler Jones'u takas edebiliyorsan veya kesiyorsan <laughs> tamam orada da bir boşluk var. Bir de edge, Ama edge defensive edidir. tackle'da da çok büyük boşluk var. Ha? Kaymaz mı biri? Zannetmiyorum. Kaymaz değil mi? Bir de Defensive Tackle'ı daha sonraki yani çok işte şey gibi değilse Jalen Carter gibi inanılmaz bir yetenek ama kafa şey değilse 1.84, 1.85 1.83 boydan dolayı seçilmeyen ama esasında oraları karıştıracak çok oyuncu sonraki turlarda Var. da bulabiliyoruz. Bakalım yani bu draft genelde 2-3 e, sene sonra Aç, anlaşılıyor e, ne olacağı. E, ama e, çok, yani NFL'in yine en heyecan dolu e, günleri oluyor. Bir sürü takasın olduğu. Şimdi D'Andre Hopkins için bugünün de e, bir anlamı olabilir. İkinci tur seçme hakkına karşı D'Andre Hopkins'i almaya çalışan bir Kansas City bir Buffalo Bills isimleri e, dolaşıyor. Dün Cardinals'ın GM'i biz yollamayacağız dedi ama o klasik bir draft şeyi. Öyle daha yani. fazla biraz daha iki sizi, tane. Evet, evet, iki, bir tane ikinci yetmez e, şeyi olabilir. Biraz kendisi alırsa. Bence almalı. Bence kendisi alması gerekiyor. Çok draft pick'i var elinde. Receiver grubunda tecrübeli o tarz bir isime özellikle EFC böyle giderken bence ihtiyacı var. Yani repeat yapmak için e, yerinizde durmanız yeterli olmaz. İlerle yani bir adım öne götürmesi lazım takımın. O yüzden bence yapmalı gibi geliyor. Özellikle Bills'ı yapmaması için de yapması gerekiyor. B He. Bills da yapabilir. Onlar Tayland evet. seçti. Çok evet. genç bir Taylandları var. Yine Tayland seçtiler. Belki bunu, bunu yapacaklar. Olabilir. Olabilir. Bakalım bu akşam da enteresan. Gelişmeleri takip edeceğiz. Bölümümüzdeki hafta tekrar evet. değerlendireceğiz diyelim. Stephen Wiggins de çok iyi oluyor. Wiggins de değil mi? Evet. Ee, müthiş. Yani zaten AFC... Ya zaten birinci lig, ikinci lig yapsınlar. AFC'de sonucu bence bitiren de. düşsün. Bence de. Ha? Bence reshuffle etsinler grupları. Yazıktır. Bazen yani. yapıyorlar onu. Bir ara Seattle... Yani NFC'den kim çıkacak? Yani New Orleans bile çıkabilir. Derek Carr. <laughs> hakikaten kim <laughs> çıkacak yani? <laughs> kim favorisi kim <laughs> NFC'nin diye bugün düşünüyorum. Philadelphia. 49ers. Philadelphia'da bence favori. Velafiye'de. Hala, Çünkü Hala direkte, aynı takımlar. Aynı takımlar. Sakatlıklara bakacağız. Bakacağız. Bakalım. Bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.